Haber Akademisi'nden yeniden merhaba. Bu bölümde Haber Akademisi'nin konuğu, sunucu, spiker ve seslendirme sanatçısı Gökmen Takinacı. Gökmen Takinacı, habercilikle başlayan ve spor spikerliğine uzanan mesleki yolculuğunu anlattı. İzliyoruz. Benim medya başlangıcım aslında çok farklı bir süreç. Yani medya çalışanlarının tümünü yaklaşık 15-16 yıldır bu piyasanın içindeyim. Genel itibariyle değerlendirdiğim zaman benim başlangıcım çoğu insana ya kader gibi geliyor ya tesadüf gibi geliyor. Biraz bahsetmek gerekirse ee, lise yıllarında okurken lise 2'deydim yanlış hatırlamıyorsam. Bir edebiyat hocam vardı hatta ismini de söyleyeyim o yandan Ece kulakları çınlasın buradan. E, bana demişti ki sende Allah vergisi bir ses tonu var. Sonrasında öğrendim onun ton dediği şeyin aslında tını olduğunu. Ee, buradan da hatırlatayım kendisine, <laughs> ayıp olmasın. Ee, sonraki süreçte aslında hiç aklımın ucundan geçmiyordu. Güzel ses tonun var dedi, sen dedi ben seni bir haber spikeri olarak görüyorum dedi. Hiç aklımın ucundan öyle şeyler geçmiyor. O dönemlerde Gökmen Takinacı dediğiniz zaman topluluk karşısına çıktığında tedirgin olan, eli ayağı titreyen böyle bir insandım lise yıllarında. Yani 16-17 yaşlarında bir öğrenciyken. Sonra yok dedim hocam ya benim ne işim olur böyle işlerle. Sonra bir gün bir okulun bir töreni. Dedi ki sana sunuculuk yaptıracağım. Şimdi o yaşlardaki bir öğrenciyi düşünün. Gayet doğal bir şekilde istemiyor. Dedim ya ne yapacağım ben okulun karşısına geçip de ne anlatacağım ne konuşacağım. Yok dedim ya beni rezil etmeyin hocam dedim. Olmaz dedi. Ben ısrar ettim o ısrar etti vesaire. Bir baktım velimi çağırmışlar okula. Gitti bizimkiler. Ee, eve geldiler sonrasında akşam dediler ki oğlum ikna edemiyoruz. Çıkaracaksın. Sunuculuk yapacaksın. Ya dedim olur mu öyle şey? Ben istemeden nereye yapıyorum vesaire. Derken aradan yıllar geçiyor. 7-8 yıl geçiyor. Annem babam bana itiraf ediyor ki demişler ki eti sizin kemiği biz. <laughs> yani heyecanı varsa bunu yensin. Siz ne yapıyorsanız yapın. Sonra o gün bir tören, iki tören, üç tören derken bunların devamı geldi lise sona kadar tabii. Sonra bir gün bir törendeyiz. Protokol davetli dönemin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü, İstanbul Kaymakamı, İstanbul Valisi. Bir 10 Kasım töreniydi. Ben de bir şiir okuyordum, bir de bir sunuculuk yapmıştım. Sonrasında da kokteyli vardı okulun. Oraya geçtik. İşte sıradayım. Bir baktım herkes bana sırasını veriyor. Ya diyorum estağfurullah bana sırasını veren insanlar. Ben 17 yaşındayım 45-50 yaşında insanlar. Yok dedim ya geçin. Sonra biri geldi. Dedi geç evladım dedi geçtim. Ben dedi İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'nün yardımcısıyım dedi. Buyurun dedim. Ya dedi biz dedi böyle çeşitli okullara dönem içinde çeşitli ziyaretlerde bulunuyoruz. Çeşitli törenlerine konuk oluyoruz. Biz seni çok beğendik. Seni İstanbul gençliğini temsilen 19 Mayıs'ta e, bir stadyumda İstanbul'da gençliğe hitabeyi okutmak istiyoruz dedi. Böyle bir şaşırdım önce. Dedim tamam ama tabii müdürme sormanız lazım. Biraz uzatacağım ama talise yıllarından başlayan bir olay. E, sonra sordular onlardan da onay gelmiş. O süreç bayağı keyifli geçmişti. Valilikten özel araçlar geliyor beni okuldan alıyorlar çalışmalara götürüyorlar vesaire. Bayağı güzel bir dönemdi. Sonrasında onu da başarıyla atlattık. Tören günü geldi. Görevimizi de iyi bir şekilde icra ettik. Sonra öyle bir süreç başladı. Babam rahmetli 2013 yılında vefat etti. Vefat edene kadar kimya yüksek mühendisiydi kendisi ama uzun yıllardır 40-45 yıllık Türkiye'nin en ileri gelen kokartlı rehberlerindendi turizmin içinde. Ben de üniversite yıllarında birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf onun yıllarında çeşitli rehberlik deneyimlerim olmuştu. Yurt dışında Türkleri gezdirme gibi, burada çeşitli destinasyonlar gibi. Sonrasında bir şekilde bir turizme atılma heyecanı. Ama bir tur, iki tur, üç tur derken bana çok tek düze geldi. Bir heyecan bulamadım. İlk başlarda bir heyecandı. Bir yerleri görüyorsun, bir yerleri geziyorsun. Sonra baktım ki gezdirmekle gezmek çok farklı şeyler. Ya dedim benim bir tercih yapmam lazım. Aklıma geçmiş geldi lise yıllarım. Şans eseri bir gün gazetede de okurken bir ilan gördüm. Ülgün Feyman, Orhan Ertenan, Bülent Özveren, Atilla Sarıkayalı. Kendisi de geçen sene rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ee, onu da çok severdim. Böyle bir eğitim süreci dediler. Ya düşündüm yani hiç ilgim yok, alakam yok. Üç ayda bana ne öğretilebilir? Ama klasik bir üniversite yıllarının son dönemine gelmiş, arayış içinde olan bir öğrenci gibi dedim gideyim. Üniversitede normalde e, edebiyat fakültesinde, İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji okudum. Aynı zamanda halkla ilişkiler bitirdim. E, sonrasında sosyoloji üzerine aile danışmanlığı sertifikam var aynı zamanda. Yani alakasız bir sektöre adım atacağım. Bizimkiler dedi ki o yıllarda oğlum hiç tanıdığımız yok. Bu işlerde biraz tanıdık kişi lazım. Ya dedim deneyeceğim yani denemenin ne zararı var yarın öbür gün aklımda kalmaz. Kursa gittim ama ne yaparım ne ederim hiçbir fikrim yok. Denemekte zarar yok diye düşünüyorum. Yarar var mıdır bilemiyorum. Kursu aradım dediler ki biz kimseye iş garantisi vermiyoruz. İyi dedim tamam ya yani yine de bir denemek istiyorum gittim. En azından bir iş olmasa bile belki diksiyonum daha düzgün olur. Artikülasyonum daha güzel olur diye düşündüm. Gittim. İlk ders bir hoca geldi. Dedi ki senin adın ne? İkinci ders öbür hoca geldi. Dedi ki senin adın ne? Üçüncü ders diğer hoca geldi. Dedi ki senin adın ne? Yani orada dikkatimi çekti ki koskoca sınıf içinde yaklaşık 20 tane insan var. Beni böyle bir ön plana çıkartma hissiyatı içindeler. Onu da insan yavaş yavaş hissediyor tabii. Yani karşısındakinin hissini doğal olarak alıyorsunuz. Sonra ee, ...ikinci ayıydı kursun. Gülgün Feyman, o dönem Habertürk'te çalışıyordu. Dedi ki, e, bizim buraya bir spor spikeri ihtiyacı var, düşünen var mı? Benim de hiç aklımın ucundan spor geçmiyor. Yani başladık, ben olursam haber spikeri olurum diye düşünüyorum. O dönem elimin tersiyle gittim. Hiç yani oralı bile olmadım o teklife. Sonra üçüncü ay biterken... E, ...o dönem yeni bir kanal kuruluyormuş. Dediler ki, stajyer arıyor... Biz de sizi önerdik. İki öğrenci daha bir ben bir de bir bayan vardı. Sonra gittik. Başladık. Şimdi garip bir ortamın içindeyim. Geçmişte ajanslardan görüntüler gelir. Başına oturulur. Time code alınır. Time code'lar kasetlere kaydedilir. O kasetlerden VTR'ler oluşturulur. Haber kesilir. Eski katset montaj setlerinde in verilir, out verilir vesaire. O dönemler Böyle bir sistemin içindeyiz. Şimdi Güya spikerlik eğitimi aldık. Beni oturtuyorlar 8 saat Öyle Ekranın başında video izliyorum. Bir Allah'ın kulu gelip de ne yapıyorsun ne ediyorsun diyen yok. Ya dedim bu nasıl iş böyle yani bir kendimi gösterebileceğim bir mecra yok. Sonra Moralim bozulmaya başladı. Aradan bir 15 gün geçti. Bir gün işe geldim. Staj yaptığım yere. Bir haber Dediler ki üst yönetimden karar alındı, ee, bütün stajyerler işten çıkarılıyor. Aha dedim daha dakika bir, gol bir. Daha bir gireyim, adım atayım dedim piyasaya. 15 gün olmadı, stajımız bitti. Sonra neymiş, stajyerler işte o dönem kanalın bünyesinde fazla masraf olarak göze çarpıyormuş. Demişler ki stajyerlerle yollar ayrılsın. Tamam dedim, iyi sıkıntı yok, gittim eve. Ya dedim ben turizme gireceğim. Tam da yaz dönemine denk gelmişti. Ee, bir iki ay dedim tatil yapayım. Tam o ben tatil yapmayı düşünürken bir anda bir tanıdık vasıtasıyla tanıdığım tanıdığının tanıdığı. Benim staj yaptığımı duymuş. Hayatımda görmediğim bir insan dediğim o yüzden tanıdığın tanıdığının tanıdığı dedim. Ee, yıllar evvel şimdi kapandı zaten yok adını da verebilirim. Kanal 6 bir sabah programı yapılıyor. Günaydın Türkiye diye. Sunucusu da Nilgün Bakkaloğlu. Yanına e, bir yardımcı arıyor. Yani ikili bir sunum gibi. İki sunuculu. Ben de bir yaşam haberleri köşesi diye bir şey girdim, başladık. Ama ilk yayınımı hiç unutamam. Yani 15 gün bir staj yapmışım. Hiç ekran deneyimim olmamış. Bir anda kendimi stüdyoda buldum. Öncesi muhabirlik yok, hiçbir şey yok. Editörlük yok vesaire. Hiçbir prodüksiyon prodüksiyon görmemişim. Bir anda ekranda buldum kendimi. Dedi ki işte bugünden itibaren Gökmen Takinacı ile birlikteyiz. Gökmen kendini tanıtır mısın? Böyle bir kaldım bir anda. Yani yarışmaya çıkmış yarışmacı gibi sorarlar ya. Adın ne? Gökmen soyadın ne? Takinacı yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim gibi. Dedim ben Gökmen Takinacı dedim. Devamı gelmedi kaldım. Toparladı orada. İlk bir iki yayın inanılmaz heyecan. Üçüncü yayın toparladık. Sonra kendisinin bir ameliyat süreci olmuştu. Bir iki ay bütün yayını komple ben götürdüm. Sonra bir alıştım. Tam denildi ki yaz dönemi bitiyor. Bittiği zaman yeni yayın dönemine geçeceğiz. Ve seni kanalın ana haber spikeri yapacağız. Türkiye'nin en genç ana haber spikeri olacaksın dediler. O yaz kanal kapandı. Bir daha yok. Ya dedim bu sektör beni istemiyor herhalde. <laughs> Sonrasında ee, dedim baba ben tamam turizm ba olmuyor bu yani yok ben istesem de o beni istemiyor. Ee, şu anda da olan ajantalardan birine vize departmanına formalite icabı bir iş görüşmesi ayarlandı bana. Gireceğim. Ayarlanan tarih e, Eylül'ün 17'siydi yanlış hatırlamıyorum o yıl olarak fazla belirtmeyeyim 15-16 yıl önce bunda. E, tam Ayın 15'i iki gün var. Bana o eğitimi aldığım spikerlik kursunun e, sorumlusu telefon açıyor. Gökmen'cim ne yapıyorsun? İyi siz ne yapıyorsunuz? Ya benim o eski staj yaptığım kanal. Dediler ki spor spikeri aranıyor. Ne düşünürsün? Allah Allah dedim ya şimdi. Peki dedim bir iş görüşmesi falan filan var mı? Dedi ki var. Ne zaman dedim? Ayın 17'si saat 14. Bir baktım benim acente ki iş e, görüşmem bir ayın 17 saat 14 dedim bu herhalde kader yani çacenteye gitmedim elimin tersiyle gittim İtiş o itiş piyasanın içine girdim sonra piyasada çeşitli deneyimlerim oldu işte ilk spikerlikle başladım benim enteresandır genelde insanlar muhabirlikle başlayıp spikerliğe geçer benim spikerlikle sunuculukla başladı 3-4 sene sonrasında İşin dışarısını da, sokağını da öğrenmek istedim. Muhabirliğe geçiş sürecim oldu. Muhabirlik, spikerlik aynı anda yürüttüm. Aynı dönemde seslendirme, editörlük vasfı, prodüksiyonlu işini öğrendim. Her türlü montaj programını kullandım. İstihbarat şefliği yaptım, editörlük yaptım, müdür yardımcılığı yaptım, müdürlük yaptım. Çeşitli yerlerden geçtim, geçtim, geçtim. Şu an itibariyle de yaklaşık 5 yıldır Fenerbahçe TV'deyim seve seve çalıştığım bir işim var. Çok şükür bu şekilde devam ediyorum. Muhabirin bir kere heyecanı eksik olmaması lazım. Heyecanın yanında hiçbir zaman bu iş ne zaman bitecek kafa yapısına sahip olmaması lazım. O iş yeri gelecek sabah saatlerini uzayacak belki yeri gelecek o sabah da bitecek iş devam edecek. Belki bir haftalık bir süreç olacak o sürece tamamıyla adaptasyonun olması lazım. Ve dolayısıyla ee, Gerçekten iyi bir muhabir olmak istiyorsanız bunu özel hayatınızın önünde tutmanız lazım. Bir yaşam biçimi haline, bir yaşam felsefesi haline getirmeniz lazım. Bu nasıl olur? Ben ilk muhabirlik deneyimimi anlatayım. Bir arkadaşımın doğum günü vardı. Akşam saatleri. İş yerindeyim o sırada. Saat akşam üstü dört dört buçuk olmuş. Saat diyorum işte beş buçuk altı gibi çıkarım giderim doğum gününe. Allah Allah saat 5 oldu. Bir anda müdür çağırdı. Dedi Gökmen işin var mı? Yok. Ya dedi dışarıda bir iş var. Sen de istiyordun zaten çıkmak dedi. Bir radyonun dedi lansman gecesi var. Ortaköy'de bir yalıda ee, gider misin? Bir sürü piyasanın önde gelenleri gelecek. İyi dedim. Tamam gideyim. Önce bir moralim bozuldu. Düzenim bozuldu çünkü o esnada. Tabi bunu insan yavaş yavaş oturtuyor piyasanın içindeyken. Arkadaşı aradım dedim ben gelemeyeceğim herhalde kusura bakma. Sonra kutlarız birlikte. Tamam dedi, sıkıntı yok. Gittim. İlk muhabirlik deneyimim olduğu için şimdi ortamın içine girince sanki ben de davetliymişim gibi bir havayla girdim. İçecekler geliyor, alıyorum, içiyorum işte paneller geliyor vesaire, kanepeler geliyor onları yiyorum. Ee, bir an dedim ki ne oluyor? Bir saat geçmiş. Sanki şey, insanlar bana böyle biz röportaj verelim gelecek diye bekliyor havasındayım. Ha dedim, bizim kameramanı sordum. Biz dedim ne yapıyoruz burada? E dedi röportaj yapacağım. E, kimle yapacağım? E işte bak dedi bir sürü insan var. Dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı orada. Federasyon Başkanı burada. Kulüp Başkanları burada. E, herkes orada. Gazeteciler var, yazarlar var. Ha dedim tamam gel kovalayalım bir iki gidelim. Dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı'ydı. Hiç unutmam bu hikayeyi. Gittim. ilk röportajım. Mikrofonu uzattım. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ olun. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz haftanın hakemlerini dedim. Durdu durdu dedi ki ya dedi bizim her hafta dedi evladım dedi haftalık değerlendirme toplantımız var. Daha bugün öğleden sonra yaptık dedi. Sen takip etmedin galiba dedi. <laughs> Böyle bir Durdum. Doğrudur dedim. Evet etmedim galiba dedim. Orada bir dank etti kafama. Daha ilk muhabirlik deneyimim. Dedim Gökmen gündemden uzak olmayacaksın. Çünkü o döneme kadar ekrana çıkmışım, sunmuşum, etmişim. İş basit geliyor. Muhabirlikte biraz daha gündemi 24 saat takip etmeniz gerekiyor. Bu aslında sonrasında insan öğreniyor. Spikerlik için de aynı şey geçerli. Sunuculuk için de aynı şey geçerli. Spikerlikte karşınızdan kam akar, akar, akar. Bir gün makine bir bozuldu ne yapacaksınız? kalacaksınız. Hakim olacaksınız her şeye. Dolayısıyla o da o gün ilk muhabirlik deneyiminde hakim olmayı öğrendim. İkinci röportaj e, ismini de vereyim. Hıncal Uluş. Esprileri de bir mizacı var. O dönem uzattım mikrofonu. Beni açan o olmuştur o gün orada. Yani ben bir şeyler sordum. O güldü. O beni toparladı. Ben onu toparladım derken yırtıldım bir an. Sonra röportajların ardı arkası kesilmedi. Federasyon başkanları, kulüp başkanları derken bir anda daha o ilk röportaj deneyimimde ortamın içinde buldum kendimi. O yüzden bir kez daha belirteyim. Bir, bir muhabirin gündeme hakim olması lazım. Hakim olduğu gündemi kaçırmaması lazım. Aradan bir senede geçse, iki senede geçse, üç senede geçse o yaptığı işleri unutmaması lazım. Çünkü devamlılık arz eden bir iştir bu. Bir gün yaptığınızı bir sene sonra unutursanız, onun devamlılığı niteliğinde bir şey olursa sıfırdan alırsınız. Biz toplum olarak geçmişi çabuk unutan bir toplumuz. Dolayısıyla muhabirler e, asıl görevi üstlenmeli ki dışarıdaki bu işi yapan gazeteciler, e, televizyoncular unutturmaması lazım bazı şeyleri. Neyi izleyiciye yansıttığını iyi bilecek ki e, ne tepki alacağını ya da ne etki alacağını bilecek muhabir. Yani bu... E, iki ucu olumlu olumsuz yani orta noktayı çok uygun bir şekilde ayarlaması lazım. Yani olumsuz tarafına yaklaşırsa tepki çeker. Olumlu tarafını çok giderse taraf tutuyor olur. Bir şekilde tarafsızlığıyla olayı devam ettirip o tarafsızlığını hissettirtip, hissettirtip aslında karşı tarafı istediği noktaya çekmesi lazım. Yani karşı taraf izleyici bunu sorduğunda ona sen taraflısın da tarafsızsın da dediğinde en azından kendi savunacağı bir tez olacak ki ben orta yoldayımı e, savunabileceği bir noktayı da bulması lazım açıkçası. Siyasi aktörlere siyasi figürlerin isimlerini, title'larını bilmek lazım. E, tüm bunlara hakim olunduğunda da yine tabii diyelim bir bültendesiniz ya da bir programdasınız spor programında bir gelişme oldu ani bir canlı yayına. Haber tarafından bir pas atmak gerekti. O size kaldı. O esnada o taraf hazırlanamadı. Belki bir 10 dakika sizin götürmeniz icap etti. Bir şeylere tabii ki hakim olmanız lazım. Bilmeniz lazım. Ama bu işin e, 10 senede, 15 senede bulunduğunuz piyasanın içinde, spor piyasasındayım ben mesela. Beni bir anda şimdi deseler ki yarın Afganistan'a gidiyorsun, savaş muhabiri olacaksın. Tabii ki ilk etapta yapamam. Yani bu işin içine ilk defa girmiş gibi olurum. Ya da dediler ki meclise gideceksin. Orada siyasilerle takip edeceğin röportaj yapacaksın. Tabii ki ilk gidişim gibi olur. Mesleğe ilk başlamışım gibi olur. Ama kavrayış biraz daha çabuk sürer. Yani bu süreç daha hızlı olur. Kavrama süreci. Tanıdık vasıtasıyla günümüzde işler çok işliyor. Ya yani bu yatsınamaz bir gerçek ne yazık ki. Ee, benim de eleştirdiğim noktaların başında geliyor. Ee, İşe alım süreçlerinde yine eleştirdiğim keşke düzelebilse ve düzelebilmesi için elimden geleni de yapabileceğim bir e, düzenden bahsediyorum eğer izin verilirse e, işe alım süreçlerinde özellikle ekranda gözükecek kişilerin işe alımlarında alan kişinin de bu yollardan geçmiş biri olup ve aynı zamanda diksiyonunun, Türkçesinin, dil bilgisinin çok iyi olan insanlar olması lazım. Yani günümüzde çünkü ekrana bakıyorsunuz e, dil kirliliği çok fazla var. Çok fazla var artık bir görünüşe bakılıyor ya da sadece bir sese bakılıp da işe alımlar olabiliyor çok fazla. Buna tamamıyla yüz demiyorum. Yeteneğiyle bir yerlere gelenler de çok var. E, sesiyle bir yerlere gelenler de çok var. Girişkenliğiyle bir yerlere gelenler de çok var. Ve e, bu işi gerçekten aşkla özveriyle yapıp bir yere gelenler de çok var. Ama özellikle yeni nesil gençliğe e, bu benim düşüncem biraz böyle iş çabuk olsun isteyen bir kafa yapısına sahipler. Okul bitti hadi ben bir anda binler kazanayım. Okul bitti hadi ben bir anda köşeyi döneyim. Okul bitti hadi ben bir anda ekrana çıkayım ünlü olayım. Böyle bir dünya yok. Ya ben ilk işe girdiğimde o bahsettiğim Kanal 6'da sunuculuk yaparken bedava yaptım 3 ay. Yol paramı dahi ben ödedim. 5 kuruş para almadım. Sadece sağ olsunlar bir sponsor ayarlamışlardı. Ceketim, gömleğim, kravatım alınıyordu. Sonrasında diğer girdiğim yerde yine bir üç aylık bedava çalışma süreci. Sonra dönemin şartlarında asgari ücretin bile altında bir rakama başladığım bir maaşla ilk kadrol deneyimim olmuştu. Yani bu biraz sabır işi aslında. Muhabirlikten başlanmalı, sonrasında ekran deneyimi olmalı gibi çok söylenti var. Ben o kafada değilim televizyonculuk ya da gazetecilik bir bütündür. Bir bütündür. Ben e, editörlük yapanında, muhabirlik yapanında, sunuculuk yapanında, spikerlik yapanında, seslendirme yapanında, bu işin yönetim kadrosu olanın da her şeye 10 üzerinden bir puan vermek gerekirse tabii ki 10 üzerinden 10 yaptığı bir iş net olmalı ama diğer işleri 10 üzerinden 5'in altında bilmemeli. Hepsinde bir fikir sahibi olmalı bu işi yapan kişi. Yani muhabirliği yaparken bu işin sonrasında prodüksiyonu nasıl olur? Seslendirmeyi yaparken aralarda nasıl veririm ki bu haberin montajı, montajı daha güzel olur? Spikerlik yaparken ben bunu ne şekilde etkili okurum ki izleyiciye daha iyi gider, haberi daha iyi yansıtırım ve ee, bu işin perde arkasında, kamera arkasındaki verilmiş emeği daha iyi satarım. Muhabirlik yaparken de tüm dışarıda yapılan şeyi ben içeriye en rahat şekilde nasıl getiririm? İçeride bunun yapımını en rahat nasıl sağlarım fikrinde olması lazım bu işi yapan kişi. Dolayısıyla bu işin her kademesine az çok hakim olması lazım. Tabii bu aslında yıllardır bu konuşma dili TRT'nin ilk yıllarında da böyleydi. Hiçbir spiker çıkıp da bekleyeceğiz, yapacağız diye okumazdı okuduğu haberi. Bu zaten Türkçe Yazıldığı gibi okunan bir dildir denilir aslında ama aslında değildir. Yani baktığınız zaman Rusça da yazıldığı gibi okunan bir dildir, Almanca da yazıldığı gibi okunan bir dildir gibi düşünebilir insanlar ama ee, değil aslında. Yani nasıl söyleyeyim? Az evvel ee, bahsettiğiniz örnek gibi işte bekleyeceğiz, bekleyeceğiz, ben bunu yapacağım diye söylenirse. Kulağa hoş gelmiyor. O da bir şekilde zaten artikülasyona giriyor. Ee, kulağa biraz daha hoş gelmesi için bunlar çeşitli kalıplara oturtulmuş. İşte bekleyeceğiz değil de bekleyeceğiz. Gideceğiz değil de gideceğiz. Ee, tabii bazı şeyleri de doğru kullanmak da lazım. Kapalı ev kullanımı çok fazla. Ee, kendim değil de kendim diyen. Belki değil de belki diyen. Pencere değil de pencere diyen. Tencere değil de tencere diyen çok fazla e, çalışan var bu sektörde. Bunların aslında yine az evvel bahsettiğim konuya geleceğim. Bunların doğrusunu yönetici bilmezse çalışanına da aktaramaz. Yöneticinin de aslında bunları biliyor olması lazım. Demek istediğim konu bu. Çeşitli kanallarda editör-spiker gibi bir kavram var. Çeşitli kanallarda da e, bu daha çok haber kanallarında daha fazla haber olduğu için editör ve spiker ayrı tutuluyor. Şimdi editör ve spikerin bir olduğu kanallarda zaten spiker haberini kendi yazıyor, e, kamını kendi yazıyor. Dolayısıyla daha hakim olabiliyor işleyişe. Ama özellikle haber kanallarında ekrana çıkan kişinin e, saat başı ya da bir buçuk saatte bir habere çıktığı için bir de haber yazacak vakti olmadığından e, biraz daha e, olayın dışında kalabiliyor. Olayın dışında kalmaması için de ee, o arta kalan zamanlarda tabii ki çayını içecek, kahvesini içecek, yemeğini yiyecek, sohbetini yapacak. Bu iş hiçbir işte 8 saat, 9 saat, 10 saat ben aralıksız kendimi vereyim moto, moto işin içinde gideyim değil. Tabii ki nefes alınan e, saatler olacak. Bu iş biraz da çünkü rahatlık işi. Ekrana çıkan kişinin yüzünün düşmemesi lazım, suratının asılmaması lazım. Ee, bir kaybı olsa, bir üzüntüsü olsa, bir kavgası olsa bile bunu ekrana yansıtmaması lazım. Ama tüm bunların içinde ...ekrana çıktığı an az da olsa heyecanını kaybetmeyip... E, ...ve tüm o yazılan haberlere hakim olması açısından da... ...nasıl olsa kamda yazacak, benim karşıma çıkacak, ben onu okurum kafasında değil de... ...her habere girmeden önce sadece kam spikerleri de demiyorum... ...haberin içeriğini de okuyup habere girerse... ...o kişi için daha mantıklı bir yol haritası oluşmuş olur. Toplumsal hizmet bağlamında medyayı değerlendirmek gerekirse... Medya zaten toplumun kendisidir. Medya yaşayışın dışa vurumudur. Medya yaşamın, günlük hayatın o gün dışa aktarımıdır. Zaten toplumun kendisidir. O yüzden e, sosyolojiyle yani toplum bilimiyle medyayı hiçbir zaman ayrı tutmamak lazım. Çünkü e, hani daha farklı bir ifade söylenilebilir mi bunun için? yine ilk söylediğime geleceğim medya toplumun kendisidir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde çalışıyorum, Fenerbahçe Televizyonu'nda. Medya tarafsız olmalı lafı vardır, bir gerçeği vardır ama bu kulüp kanalları için geçerli değildir. Tabii ki taraflı yayın yapıyoruz. Tabii ki kulübümüzün, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir nevi dışarıya yansımasını gerçekleştiriyoruz. Bu ortak bir koordinasyon içinde oluyor. İnternet sitemizin girdiğini e, haberlerine biz ekrana yansıtıyoruz. Bizim ekrana yansıttığımızı internet sitemiz e, kendi sayfasına taşıyor. Kulübümüzden yapılan açıklamaları, yönetim kurulumuzun yaptığı açıklamaları, e, branşlarımızda olan haberleri aktarıyoruz. Bizim görevimiz şu an itibariyle bu. Tabii ki Türkiye'de önemli bir hadise olur. Türk futbolunda, Türk basketbolunda, Türk sporunda önemli bir şey olur. Bunları da aktarıyoruz. Zaten çeşitli programlarımız da var. Hani çok e, tabii ki diğer takımlara pek fazla girmiyoruz ama Fenerbahçe'nin tüm branşları artı e, Türk futbolu genel itibariyle artı olarak da yurt dışında e, sporda yaşanan gelişmeleri e, bizim izleyiciye aktarmak misyonumuz, görevimiz. Bu sektöre adım atanlar, bu sektör için gönüllü olanlar şunu hiçbir zaman unutmamalı. Bayram, seyran, yılbaşı, tatil, hafta sonu tamamıyla olumsuz girdim galiba bu konuya. Bunları unutacak. Tamamıyla mı unutacak? Tabii ki hayır. Ama diğer daha kurumsal demeyeyim de daha böyle plaza işi gibi söyleyeyim yapanların Klasik hafta sonu izinleri vardır cumartesi, pazar. E i̇şte devlet bayram tatilini açıklar, 9 gün izin der, tamamıyla 9 gün iznini yapar. 23 Nisan, 19 Mayıs tüm resmi bayramlar tatildir. Bizim sektörümüzde böyle bir şey geçerli değil. Tabii ki zaman zaman bu tarihlerde de tatil yaptığımız dönemlere denk gelir. Ama işin işleyişine, işin akışına göre belirlenecek şeylerdir bunlar. Yani çoğumuz... Ee, ...erken rezervasyon diye bir olay var biliyorsunuz. Çoğumuz hiçbir zaman Ocak ayından itibaren tutup... ...Taziran'daki, Temmuz'daki, Ağustos'taki tatilimizi ayarlayamayız. Belki bir ay kala ayarlarız, belki iki hafta kala ayarlarız. Bu tamamen e, o dönemin şartlarındaki... ...o dönemin iş değişindeki, iş itibariyle... ...akışındaki duruma bağlı, pozisyona bağlı. Bir kere yeni başlayanın heyecanı eksik olmayacak yeni başlayan cidden bu işi yapmak istiyorsa e, tatilinden özel yaşantısından önce düşünecek. Zaten bu işi biraz kafasında oturtup biraz da temelini oturttuğu zaman e, o güzel bir koordinasyon içine oturuyor. Yani gerektiği zaman tatilini de yapıyor. Belki 9 gün yapmıyor bayramda tatilini ama 4 gün yapıyor, 5 gün yapıyor, bilemediniz 3 gün yapıyor. Ki bu işi severek yapan insanı o o kadar yeterli geliyor ki inanır mısınız bilmiyorum ama bazen senelik izni oluyor insanın içeride 30 günü oluyor diyorlar ki çık bir 20-25 gün yap yok ya ben yapamam hani bir hafta yapayım 8. gün gelirim uzak kalamam kafa yapısı oluşuyor insanda. Kişi zaten bu sektörde bunu oluşturabiliyorsa ne mutlu ona yürür gider yürür gider ama bir kez daha söyleyeyim ee, ben ünlü olacağım ben ekrana çıkacağım ben kendimi göstereceğim kafa yapısındaysanız haberciliğe girmeyin. Haberciliğe girmeyin. Habercilik başka bir şey. Medya yolculuğunu ve mesleki tecrübelerini bizlerle paylaştığı için Gökmen Takinacı'ya tekrar teşekkür ediyoruz. Farklı bir haber akademisinde tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.